Arkadaşlar merhabalar, ben Oğuzhan Hoca. Tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar cümle türlerini işledik. Cümle türleriyle alakalı çok detaylı konu anlatımı yaptık arkadaşlar. Siz de dinlediniz. Şimdi cümle türleriyle alakalı sorular çözeceğiz. Yalnız sizden bir isteğim var bu konuyla alakalı. Soruları şöyle çözeceğiz. Ben soruyu ekrana yansıttığım an ekranı donduracaksınız. Soruyu çözeceksiniz. Daha sonra ekranı oynatıp çözümü dinleyeceksiniz. Bakın bu sistemi uygularsanız çok verimli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hadi bismillah başlayalım. Bize diyor ki hangisi doğru verilmiştir? Şöyle soruya bir göz gezdirelim hemen. Arkadaşlar onun öykülerinin en belirgin özelliği aile içi iletişim sıkıntılarını tebessüm ettiren bir üslupla anlatmasıdır. Öncelikle neye bakacaktık arkadaşlar? Kaç yükleme olduğuna bakacaktık. Kaç yüklemi var? Bir tane yüklemi var. Peki bir yüklem olursa ne olabilirdi? Evet, basit cümle olabilirdi. Bileşik cümle olabilirdi. Ne olamazdı? Sıralı bağlı olamazdı. O zaman arkadaşlar şu sıralı ifadesi ne yaptı? Gitti. Bu ya basittir ya bileşiktir. Peki bileşikle basitin farkı neydi? Bunda yan yargı yoktu. Bunda yan yargı vardı. Peki ettirendeki en sıfat fiil değil mi? Dikkatinizi çekti. O zaman yüklemin dışına fiilimsi varsa biz buna ne diyebiliriz? Bileşik cümle diyebiliriz. O zaman basitleri ne yapacağız? Şutlayacağız arkadaşlar. Devam edelim. Peki anlatmasıdır diyor. Cümlenin neresinde? Sonunda. Cümlenin sonundaysa ne olur? Kurallı mı devrik mi? Harikasınız arkadaşlar. Kurallı olur. O zaman devrik olanları da eleyeceğiz. Cevabımız çıktı. Yalnız bir şeye dikkat edelim arkadaşlar. Burada öğretici bir durum var. Anlatmasıdır diyor. Şuradaki ma ekini gördünüz değil mi? Bu ma ışmak isim fiil eki. Ne demiştim? Yüklem fiilimsi alırsa bu artık ne olurdu? İsim cümlesi olurdu. Bu bir isim cümlesidir. Aynı zamanda anlatmalıdır. Bakın şurada olumlu diyor ya. Bu olumlu da hani yapacağımı anlamacağımı diye belirtmemiş. O zaman her zaman yapacağa bakacaksınız. Yüklemde ma, maz, değilsiz, yok gibi olumsuz ifadeler olmadığı için olumlu diyebiliriz. Bakın burada ma var ama bu ma olumsuz eki olan ma, me, eki değil. Şurayı tekrar ediyorum. Bakın olumsuz ya da olumlu derse yapıca ya da anlamca diye belirtmediği için her zaman yapıcayı kabul edeceğim arkadaşlar. Yani yüklemin ma, maz, değilsiz, yok alıp almadığına bakacağız arkadaşlar. Devam edelim. İkinci soruyu hemen karşımıza getirelim. Ekranınızı dondurun arkadaşlar. Bakın bize diyor ki yüklemin türüne göre farklıdır. Yüklemin türü. Yüklemin türü derse isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi, buna bakıyorduk. Kars'a gittiğim zaman Cemal Süreyya'nın Göçebesi ve Behçet Necatigil'in evleri çantamdaydı. Çantamdaydı yüklem. Çantamda çantamak olmadı. Onun için bu ne? İsim cümlesi. Okumak fiil cümlesi arkadaşlar, uzatmıyorum. Tanımak fiil cümlesi. Girmek fiil cümlesi arkadaşlar. Okumak fiil cümlesi. Çalışmak fiil cümlesi. Karar vermek fiil cümlesi. Yükleme bakıyoruz. İsim mi fiil mi? Hemen bu yoldan çözüyoruz. Yüklemin türü derse isim cümlesi fiil cümlesine bakıyoruz arkadaşlar. Cevabımız da Adana. Devam ediyorum. Bize diyor ki hangisi yoktur? Ekranı tekrar dondur. Arkadaşlar devrik cümle yüklemi sonda olmayan, iç içe bileşik cümle alıntı olan, eksiltili cümle yüklemi olmayan değil mi? Basit cümle tek yüklemi olan ve yüklemin dışında yan yargı yani fiilimsi falan olmayan, sıralı cümlede iki yüklem neyle bağlanıyordu? Virgül ya da noktalı virgülle. En uzun yola bir adım atarak başlanır denmiş. Birisinin sözünü aktarmış mı? Aktarmış. O zaman iç içe bileşik cümleyi şutladık arkadaşlar. Devam edelim. Adımladıkça tükenir yollar. Kurallı mı devrik mi? Devrik. Yollar adımladıkça tükenir. Tükenir yüklem. O zaman devrik cümle de gitti. Aynı zamanda bu bileşik cümledir. Yüklemin dışında fiilimsi var ama şıklarda böyle bir şey yok. En önemli yarışların final çizgisi bir adımla geçilir. Geçilir yüklem. Kaç yüklem var? Bir. Peki basit olabilir mi? Olabilir. Bakalım. Fiilimsi yok. Sase yok. Alıntı yok. O zaman burada basit cümle de var. Bunu da
şutladık. Eksiltili cümle neydi? Yüklemi olmayan cümle. Mutluluk bir adımla geçilir falan diyecek. Eksiltili cümlemiz de var. Sıralı cümlemiz yok. Sıralı cümle için iki yüklemin virgülle ayrılması ya da noktalı virgülle ayrılması gerekirdi. Öyle bir şey burada yok arkadaşlar. Evet, devam edelim. Hemen yine ekranı dondurun arkadaşlar. Diyor ki hangisi söylenemez? Yüklemin yerine göre kurallı. Kurallının diğer adı neydi? Düzdü. Cümlenin neresiydi arkadaşlar? Sonuydu. Yapısına göre girişik bileşik. Neydi girişik bileşik? Yüklemin dışında ne olacaktı? Fiilimsi olacaktı. Ama tek yüklem olacaktı bileşik olduğu için. Yan cümlecik birden fazla diyor. Yan cümlecik neydi? Fiilimsi. Sase alıntıydı. Ama genelde fiilimsi sorulurdu. Bunu da söylemiştim. Anlamcı olumlu, yani iş olacak. Yüklemin türüne göre de fiil olacak. Bakalım. Şiir yazmayı toprağın altına araştırma olarak nitelendiren sanatçı, kendine özgü inşa ettiği şiirini 70 kuşağı içinden bugünlere taşımış şairlerimizden biridir. Bakın şunun tamamı yüklem. 70 kuşağı içinden bugünlere taşımış şairlerimizden biridir yüklem. Çünkü bu bir tamlama arkadaşlar. Peki bu yüklemimiz sonda mı? Sonda. Kurallı mı? Kurallı. Şutladık arkadaşlar. Bir tane yüklem var. Fiilimsi var mı? Var. Girişik bileşik. Şutladık arkadaşlar. Birden çok yan cümle. Fiilimsi var. Fiilimsi var. Fiilimsi var. Birden çok yan cümle de var. Şutladık. Şairlerimizden biri miymiş? Evet. İş oluyor mu? Evet. Anlamca olumlu. Şutladık. Fiil cümlesidir diyor. Birimek birimak olmaz. Onun için bu isim cümlesi cevabımız Edirne arkadaşlar. Devam ediyorum yine. Hemen ekranı tekrardan donduruyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki bakın burada çok dikkat etmeniz gereken bir nokta var değerli arkadaşlar. Hem basit olacak, hem devrik olacak, hem isim olacak. Bakın üçünü beraber arayacaksınız. Yoksa hata yaparsınız. Buna dikkat ediyorsunuz. Heyetler arası görüşmelerde işbirliğini artırma kararı alınmış. Arkadaşlar bir defa yüklem sonda. Ne yapacağız? Şutlayacağız. Çünkü biz devriyi arıyoruz. Bu şehirde rüyada gibiydim tam 55 yıldır diyor arkadaşlar. Tam 55 yıldır bu şehirde rüyada gibiydim. Bakın rüyada gibiydim yüklemimiz. Neydi? Edatları tek başına yüklem almıyorduk. Peki gibimek oldu mu? Hayır. O zaman bu isim cümlesi oldu. Peki basit mi bakalım? Bir yüklem var. Fiilimsi yok. Sase yok. Alıntı yok. O zaman basit de oldu. Peki devrik mi? Evet. Yüklem sonda değil. Devrik de oldu. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Devam edelim. Yine ekranınızı dondurun arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir kalıp ve soruyu çözmeye başlayalım. Diyor ki hem kurallı olacak hem bileşik olacak. Romanın anlatım biçimi iç içe geçmiş iki anlatımdan oluşmaktadır. Oluşmaktadır yüklem. Sonda olduğu için kurallı. Peki yüklemin dışında fiilimsi var mı? Var. Fiilimsi de var, bileşik. Girişik bileşik, değil mi? Sase olsa şartlı bileşik oluyordu. Alıntı olsa iç içe oluyordu vesaire. İkinci cümle hem bileşik olacak. Bileşik neydi? Tek yükleme oluyordu. Yüklemin dışında da ne oluyordu? Fiilimsi, sase, alıntı oluyordu. Hem de fiil olacak. Bakalım arkadaşlar. Tarihler verilerek oluşturulan bölümlerin birinde ben anlatıcı kullanılırken diğerinde hakim bakış açısı kullanılmıştır. Kullanılmıştır yüklemimiz. Kullanılmak oldu fiil cümlesi. Evet, bileşik mi bakalım? Bir yüklem var, fiilimsi var, fiilimsi var, fiilimsi var. Bunların hepsi yan yargımız. O zaman bileşik, hatta girişik bileşik. Bunu da şutladık. Üçüncüye bakalım. Basit ve olumlu. Sadece olumlu derse neye bakacaktık? Yapıca olumluya bakacaktık arkadaşlar. Yani anlamca olumlu deyip demeden biz asla anlamcaya bakmıyoruz. Anlamca demesi lazım. Olumlu olumsuz derse her zaman yapıcı olumlu olumsuza bakacağız. Bakalım üçüncü cümleye. Bu da romana bir oyun havası vermiştir. Vermiş mi? Vermiş. O zaman yapıcı olumlu mu? Olumlu. Yapıcıya bakacağız. Yani yüklemde ma, maz, değil, sız yok. Bunlar olmadığı için olumlu. Bunu geçtik. Basit yapılı. Bir tane yüklem var. Fiilimsi yok. Sase yok. Alıntı yok. O zaman basit yapılı. Bunu da şutladık. Biçimce olumlu diyor. Yani yüklemde ma, maz, değil, sız yok. Bunlar olmayacak arkadaşlar. İbaret değil midir?
değil midir? E burada değilleri göze çarptığını görüyorsunuz. Biçimce olumsuz arkadaşlar. Bu kadar. Bakın bir daha söylüyorum. Yüklemde ma'maz, değil sız yok. Bunlar varsa biçimce olumsuz, yoksa da biçimce olumlu cümle oluyor arkadaşlar. Evet, son yakışıklı sorumuzla karşınızdayım arkadaşlar. Diyor ki yüklemin yerine göre. Yüklemin yeri derse neye bakıyorduk? Kurallı devrik yerini arayacağız. Bununla özdeş. Özdeş aynı demek. Hemen bakalım. Genetiğiyle oynanmış doğumların kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Yüklem yaygınlaşıyor. Nerede? Sonda. O zaman ne diyoruz buna? Kurallı cümle diyoruz. Biz kurallı cümleyi arayacağız. Masalların doğu kültüründe önemli bir yeri var. Burada yüklem, devrik, şutladık arkadaşlar. Gibidir İstanbul arkadaşlar. Bakın, usta bir ressamın elinden çıkmış resim gibidir İstanbul. İstanbul, usta bir ressamın elinden çıkmış resim gibidir. Bakın hepsini yüklem alıyorum şunun. Nasıl resim? Usta bir ressamın elinden çıkmış resim. Bu bir sıfat tamlaması. Bölmüyoruz. Hepsine yüklem diyoruz. Ancak olan ne? İstanbul. Özne, devrik cümle. Bunu da şutladık. Türk edebiyatının önde gelen mutasavvıflarından biridir Mevlana. Devrik kurallı hale getiriyorum Mevlana. Türk edebiyatının önde gelen mutasavvıflarından biridir. Bakın yine bir tamlama var. Türk edebiyatının önde gelen mutasavvıflarından biri arkadaşlar. Bu bir isim tamlaması. Bunu yüklem olarak alıyorum. Olan kim? Mevlana. Bu da özne arkadaşlar. Yine yüklem özneden önce gelmiş. Devrik bunu da şutladık arkadaşlar. Yani ben bunları detaylı çözüyorum ki arkadaşlar öge çözülüşünü görün. Yoksa tık tık hemen zaten öznelerin sonda olduğu belli. Tık tık eleyebilirsiniz. Kitap satışları ve dergi abonelikleri günden güne düşüyor. Düşüyor yüklem. Nerede? Sonda. O zaman kurallı bununla da özdeştir arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Bakın sadece şunu yazayım, bitirelim. Cümlenin yapısı arkadaşlar. Ya da cümlenin türü. Bakın bu önemli. Cümlenin yapısı ya da cümlenin türü derse basit, bileşik, sıralı ve bağlıya bakıyorsunuz. Bakın bu kalıbı unutmayın. Cümlenin türü ya da cümlenin yapısı derse şunlara. Yüklemin türü derse, bakın yüklemin türü derse ya da yüklemine göre derse isim fiil cümlesine bakıyorsunuz. Eğer şöyle sorarsa yüklemin yerine göre derse arkadaşlar yerini sorduğu için kurallı devriye bakıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Sadece olumlu derse ya da sadece olumsuz derse, hani yapıcı ya da anlamcı diye belirtmezse, sadece olumlu olumsuz derse o zaman da yapıcı olumlu olumsuza bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir kalıp. Buna dikkat ediyorsunuz. Ancak daha çok şunlar çıkıyor. Bunları mutlaka kafanıza kazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok güzel bakıyorsunuz. Eğer videoları baştan sona kadar izlediyseniz iddia ediyorum yanlış yapma ihtimaliniz %0. Yani öyle bir ihtimal yok arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı arkadaşlar lütfen unutmayınız. Kendinize çok güzel bakın. Sakın ola kaybolmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.